Arkadaşlar merhaba. Şimdi LED projektörümüzün yanmadığını görüyorsunuz. Sensörlü projektörümüz. Üzerindeki SMD LED'lerin bir kısmı yanıyor, bir kısmı patlamış. Şimdi açıp bir bakalım. Öncelikli olarak kapağını çıkartmak için arkadaki vidaları söküyoruz. Bu projektöre göre değişebilir sökme şekli. Bizimki arka vidalarını açtığımızda kapak kısmı çıkacaktır ön tarafta. Evet, şöyle alalım. Dikkatli bir şekilde alıyoruz. Camımızı bir kenara koyalım. Kırılmayacak bir şekilde. Daha sonra tekrardan lambamıza bir bakalım arkadaşlar. Şimdi bizim burada lambamızdaki SMD LED'lerin bir kısmı yanmıyordu. Bazen karşınıza lamba yanıp sönme yapabilir. O şekilde de çıkabilir. O zaman yanıp sönme yapıyorsa bunun içindeki şu aşağıda gördüğünüz 30 watt yazan yerdeki sürücü driver'ımız bozulmuştur. O nedenle ısındıkça kendini otomatik olarak açıyor. Driver'ı ya değiştireceksiniz ya da onu açıp tamir edeceksiniz açık diptiyse. Veya lambamız hiç yanmıyorsa driver'ımız bozulmuş olabilir. Ama tabi bunları neyle? Söktükten sonra ölçerek kontrol etmek en olan şey yapılması gereken. Şu anda reflektörümüzü alıyoruz. Reflektör alüminyumdan yapılmış, parlatılmış parçamız. Işığı daha iyi yansıtsın diye, yani ayna görevi görüyor. Nasıl ki aynaya ışık vurursanız çok iyi iş yapar. Evet, SMD LED kartımız gözüküyor. Artı eksi uçlarımız da gördüğümüz gibi gözükmekte. Şöyle yakında baktığımızda çıkış 22 ile 40 volt arasında yazdığını görüyoruz. Voltaj düşüklüğü olabilir mi diye bir bakalım. Neden yanmıyor? Herhangi bir sıkıntı var mı? Buna bakalım. Ya tabii öyle bir şey olmayacaktır ama bir arıza yaparken, arızayı kontrol ederken ölçü aleti kullanmak her zaman en doğrusudur ve gerilimleri ölçmek yapılabilecek en doğru işlemlerden birisidir. Biz arızada her zaman için ölçü aleti kullanılması yanayız. Yani kısa devre veyahut da gerilim bulmada. Evet, gördüğünüz gibi işte voltajımız tam setlediğimiz anda bu şekilde gözüküyor. Şimdi dediğimiz tabi kaldıkça belli bir süre sonra sönüyor. Şöyle ledlerimizi SMD kontrol ettiğimizde arkadaşlar bakın bir tanesine dokundurduğumuz artık ikisine komple o sıra yanıyor. Demek ki o zaman burada sıralar birbirleriyle paralel bir bağlı. Temas ettiremedik orayı. Temas ettirdiğimiz anda aynı sıra yanıyorsa demek ki bu sıraların hepsi kendi içinde paralel bağlı. Ama diğer gruplar birbirleri arasında seri bağlı arkadaşlar. O nedenle zaten paralel bağlı olduğu için biraz önce de gördüğümüzde ilk yaktığımızda gruptaki lambaların bir kısmı içindeki SMD LED'lerin bir kısmı yanmıyordu. Bakın bu grup komple gitmiş. Yani hiçbirisi sağlam değil bu grupta. Hangisine dokundursak dokunduralım. Yanmıyor. Bu gruptaki lambalarımızın hepsi gitmiş. Aslına bakarsak yani seri gruptan birisi kopmuş. Yani seri bağlantımızda bir kopukluk var. Görüyoruz. O nedenle sönük yanmasının sebebi büyük olasılıkla bu. Biz yine göstermek için diğer hepsini kontrol edelim. Bakın bu grupta bir tanesine dokundurduk. Yanıyor. Herhangi bir yerden dokundursak yine yanacaktır. Bu grubumuz sağlam. Bu grubumuz, baştaki grubumuz sağlamdı. İkinci grup bozuk. Üçüncü grubumuz sağlam. Artı eksisine dikkat edelim. Evet, bu ne yapıyor? Bakın burada bir tanesi bozuk. Bu bizim ölçü aletinin pilinden besleniyor. Demek ki
Bu şekilde bakın. Sönük. Evet, bu grup sağlam. Bu grupta bakın yine bir tane bozuğumuz var. Evet. Var. Şimdi bunları değiştirmek istediğimiz assembly'leri tek tek değiştirebilme imkanımız olabileceği gibi bazen de değiştiremiyoruz. Örneğin bu kartta Loctite'la yapıştırmışlar arkadaşlar. Yani bütün assembly'ler sadece lehimlenme değil, bir de yapıştırma var. Isıtınca belki sökebilir miyiz? Ona da bakacağız. Şimdi kart olarak sökelim. Bunu alalım dışarıya. Evet, şurada da gördüğünüz gibi termal macun, yani silikon, termal silikon sıkılmış alüminyum plaka ve gövdemiz de alüminyum. Çünkü ledlerimiz aşırı bir ısınma yapar çalıştığı zaman. Bu ısı lambaya yayılsın diye. Yani gövdeye yayılsın diye termal macunla daha iyi yalıtkanlık sağlamak için termal macunumuz sürmüş. Hafiften bir çektiğimizde çekmiyor. Tornavida ile bunu hafiften oynatarak alalım. Evet, oynadı ve şöyle gördüğünüz gibi termal macunu rastgele atmışlar. Tabii bu tarafta biraz da kasma var. Şimdi dediğim gibi bir sökmeye çalışalım ısıtarak. Eğer çıkarsa bunları, SM biletleri değiştirebiliriz. Satılıyor. Evet, normal şartlarda çıkması gerekiyordu ama çıkmıyor. Dediğim gibi Loctite ile yapıştırıldığı için çıkmayacak. Biz yenisi daha fazla biraz daha uğraşalım. Olmadı. Hepsini, o sıradakilerin hepsini koparıp atacağız ve o sırayı biz kısa devredeceğiz. Buradan bir tanesi yanmış olsaydı yine LED'imiz yanmış olacaktı ama olmadı. Biz de ne yaptık? Evet, o sıradakilerini kopardık ve boydan boya kısa devreyle olayımızı çözdük. Yani köprü yaptık. Şimdi tekrardan bağlantıları yapalım. Bağlantıları yaparken lehimleyip bundan sonra da ısıyla daralan bir makaronumuzu da kullanarak yapalım. Ha, siz bulamazsanız düz bağlayın arkadaşlar. Bantlayın. Yine olur. Yani iyi bir şekilde bantlarsanız sıkıntı size yaratmayacaktır. Evet, bu şekilde uçlarımızı düzgün bir şekilde bağlayalım. Daha sonra da lehimleyelim. Evet, dediğim gibi eğer yanıp sönmeye yapıyorsa o driver'ınız bozuktur ve hiç yanmıyorsa yine driver'ınız bozuktur. Eğer bu şekildeyse arkadaşlar, yani bir kısımları şeyse veyahut da hepsi seri de olabilir. Bazen 50 wattlık, 100 wattlıklardan hepsi seri olabilir. Aradan bir tanesi gitmişse yine yanmayabilir. O zaman tutup driver'ınızın çıkışını ölçün, voltajı bu şekilde bulacaksınız. Evet, ısıyla daralan makaronlarımıza taktıktan sonra şimdi bir daha deneyelim arkadaşlar. Bakalım bu sefer. Evet, evet, görüyorsunuz. Işığımızı verdi. Sıkıntı yok. Evet, tekrardan bakın, karşıda yansımalarında gördüğünüz aslında. Evet, termal macunumuzu da biraz daha çekelim biz. İyice temas etsin diye ısı transferini daha iyi net gerçekleştirsin. Böylece bunu yerine takalım. Arkadaşlar, takma pozisyonumuzda yine söktüğümüzün tam tersi şeklinde en son söktüklerimizi ilk önce takarak işlemi gerçekleştireceğiz.
ve sonuca ulaşacağız. Şimdi bakın ara ara yine deniyorum toplarken. Bazen hiç yanmıyorsa sensör de bozulmuş olabilir. Sensörlüyse lambanız. Ona dikkat edin. Yani girişinden ölçmeye çalışın. Girişinden ölçüp de sonuca da bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.